Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Allah'ın birliğini nasıl anlarız? Bu soruya cevap vermeye çalışacağız. Bizler eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammedur Resulullah demişiz. Kelime-i şehadeti getirip Müslüman olmuşuz elhamdülillah. La ilahe illallah demişiz. Allah'tan başka ilah olmadığını ifade etmişiz. Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın varlığının yanında birliğini de nazara veriyor. La ilahe illahu. Allah'tan başka ilah yok. Buna iman etmişiz. Ancak zaman zaman vehimden yola çıkarak insanın zihnine acaba birden başka olabilir mi? Allah'ın mülkünde başkasının tasarrufu var mı? Bu gibi sorular olabilir. Ve etrafa baktığımızda, insanlık tarihine, dinler tarihine baktığımızda insanların tek Allah inancının yanında zaman zaman farklı inançlar peşinde de koştuklarını görebilmekteyiz. Yani söz gelimi günümüzde Hristiyanlar Allah bir demekle beraber aynı birin üç farklı görünümü var. İşte teslis diye bizim kitaplarımızda ifade edilen baba oğul ruhul kudüs tarzında biraz farklı bir ilah telakkisine sahip olabilmişler. Diğer taraftan mecusiler var. Bunlar hayır ilahı, şer ilahı. İki farklı ilahtan söz etmişler. Allah'ı kabulle beraber bir de şer ilahı var. Şeytanı da adeta bir nevi ilah yerine koymuşlar. Allah onlara göre hayrın yaratıcısı ve şeytan ise şerrin yaratıcısı gibi görülmüş. Yunanlılara bakıyoruz. Yunanlılar Olimpos dağını tanrılarla doldurmuşlar. Yer tanrısı, gök tanrısı gibi, güzellik tanrıçası gibi, savaş tanrısı gibi çok değişik böyle ilahlar kabul etmişler. Ve yine cahiliye Araplarına mesela bakıyoruz. Bunlar Allah'ı kabulle beraber böyle putları araya bir aracı olarak koyuyorlar. Ve bunlar bizi Allah'a yaklaştıracak şeyler diyorlar. Ve günümüzde dünyanın değişik taraflarındaki insanlara baktığımızda bir kısmı tek ilah inancını ifade ederken bir kısmının da çok farklı ilahlar peşinde koştuklarını görebilmekteyiz. Ama Kur'an-ı Kerim bize Allah'ın kelamı, bütün insanlığa gönderilen son ilahi mesaj. Allah-u Teala burada çok net bir şekilde kendisinden başka alemde bir ilah olmadığını ifade ediyor. La ilahe illahum. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka mabut yok. Biz bunu biraz ayrıntılarıyla, bir derece bazı incelikleriyle ifade etmeye çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmakta: "Lev kâne fîhime âlihetun illallâhu lefesedetâ." Eğer göklerde ve yerde birden başka ilah olsaydı, gökler ve yer fesada giderdi. İşte bir mahallede, bir köyde iki muhtar olsa işler karışıyor. Bir ülkede iki padişah olsa o iki başlılıktan kaynaklanan problemler meydana geliyor. Benzeri bir şekilde şu alemde de eğer birden başka iki veya daha fazla ilah olmuş olsaydı durumlar karışırdı. Ve diyelim birisi şöyle yaratmak ister, bir başkası böyle yaratmak ister. O zaman durumlar gerçekten karışırdı. Ama alemde bir bütünlük var. Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: "Ferci'il basar hel tera min futur." Çevir gözünü, bir kusur, bir çatlak görebilir misin? "Sümmerci'il basara kerrateyne." Sonra gözünü bir daha bir daha çevir. Defalarca çevir. "Yen galib ileykel basaru hasiyen ve huve hasir." Gözün yorgun argın bir şekilde sana geri dönecektir. Yani bir kusur bulamayacaktır. Şu alemde gördüğümüz mükemmeliyet, şu alemde gördüğümüz nizam, intizam, bütün bunlar Allah'ın birliğine bizi götürüyor. Bu tevhid sırrı ince bir sırdır ve çok da güzel bir sırdır. İnsan bunu anlamakla rahatlayacaktır. Şöyle ki, mesela bir şeker fabrikasını düşünelim. Bu fabrikada şeker elde ediliyor. Fabrika geniş bir alana kuruluyor. Burada irili ufaklı pek çok çarklar var. Ve bir insan bu fabrikaya girdiğinde belki de fabrikanın büyüklüğü karşısında şaşırabilir. Ömründe ilk defa fabrika gören birisi bu kadar büyük aletleri görünce bunlar neye yarıyor, ne mana ifade eder anlamakta zorlanır.
Özellikle bir karınca girse, küçücük bir karınca, o koskoca fabrikanın içinde kaybolur. Ama biz biliyoruz ki fabrika bir merkezden idare edilir, bir gaye için yapılmıştır ve tek bir programdan çıkmıştır. Fabrikadaki irili ufaklı bütün çarklar bu şekilde bir birliği göstermektedir. İrili çarklar, ufaklı çarklar hepsi şekerin elde edilmesi için gayret göstermektedir. Faaliyet bu tarzda bir faaliyettir. Bu misalden kainata bakacak olursak, kainatı bir fabrika olarak görebiliriz. Ve bu kainat fabrikasının mamul maddesi hayat. Kainatın çarkları hayatı netice vermek için dönüyor. İşte diyelim ki toprak, bütün canlıların, gözle gördüğümüz canlıların mahiyetinde, vücudunda o topraktaki elementler kullanılıyor. Demek ki hayat için toprağa ihtiyaç var. Peki havaya ihtiyaç yok mu? Havaya da ihtiyaç var. Suya ihtiyaç yok mu? Suya da ihtiyaç var. Güneşe ihtiyaç yok mu? Güneşe de ihtiyaç var. Böylece nasıl ki bir helvanın yapılması için un, yağ, şeker, bütün bunlar gerekiyor. Ama birisinin bütün bunları kullanıp helva haline getirmesi lazım. Allah-u Teala havayı, suyu, güneşi, toprağı, bütün bunları yaratmış. Bunlarla daima helva yapıyor tabiri caizse. Daima yeni yeni canlıları yaratıyor. Dolayısıyla diyelim elimizde bir meyve var. Elma gibi, nar gibi bir meyve var. O meyveyi yerken bunun arka planında koca kainat olduğunu hatırlamamız lazım. Nasıl ki o küçücük şekerin arka planında koca bir fabrika vardı. Benzeri bir şekilde elimizdeki o elma veya narın arka planında bütün kainat var. Neden? O meyve bir ağacın dalında. Ağaç kökleriyle toprağa kök salmış. Dallarıyla havadan ve güneşten istifade ediyor. Yapraklarıyla güneşten istifade ediyor. Öte taraftan havadan istifade ediyor. O halde o meyveyi bize ikram eden havaya, suya, toprağa, güneşe hepsine malik olması gerekir. Hepsinin sahibi olması gerekir. Güneş dediğimizde güneş diğer gök cisimleri arasında onlar cinsinden, o türden bir varlık. Güneşe sahip olan kudretin diğer bütün yıldızlara da sahip olması gerekir. Çünkü kainatın herhangi uzak bir mahallesinde meydana gelecek bir patlama, meydana gelecek bir çarpışma bizi de etkileyecektir. Bizim sistemimizi de etkileyecektir. Nasıl ki bir tesbihi düşünelim. O tesbihin 99 tanesi var. İpi kestiğinizde bütün taneler dağılıyor. Kainatta da öyle bir birlik, bütünlük, öyle bir nizam, intizam ve hassas ölçüler var ki herhangi bir gezegen veya herhangi bir gök cismi yörüngesinden çıksa, bir başkasıyla çarpışsa bütün kainatın ipi kopacak. Ve neticede yıldızlar böyle ipi kopmuş tesbihin tanelerinin etrafa dağılması gibi bu sahasını bilmediğimiz uzayda dağılıp gidecekler. Kainat çok büyük ama o büyüklüğü içinde bir fabrika gibi. Dolayısıyla fabrika tek bir programdan çıkmış, kainat dahi bir tek elden çıkmış. Bunun insanda da numuneleri var. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Erkeği yaratan kimse kadını yaratan da odur. Neden? Kadın erkek birbirini tamamlıyor. Ve bir insanı yaratan kimse bütün insanları yaratan da odur. Neden? Çünkü bütün insanlar benzeri bir programı gösteriyor. İnsan, yani belli bir insan modeli vardır. O insanın işte başı vardır, eli vardır, ayağı vardır. İçinde belli sistemler vardır. Bütün insanlarda sistem aynıdır. Ama Allah-u Teala her ne kadar benzeri özellikler insanlara vermişse de ayrıntılarda bunları farklı yapmıştır. Bu da onun sonsuz kudretini gösterir. Mesela aynı fabrikayı düşünelim. Devamlı benzeri otomobiller üretiyor. Ve biz bunları sadece plakadaki farklılıktan ayırt ediyoruz. Plakaları farklı ve o şekilde onlara bir kimlik veriliyor. Ama Allah-u Teala her insanın simasına ayrı bir kimlik vermiş. Her insanın hücrelerine ayrı bir özellik vermiş. Sesine ayrı bir özellik vermiş. Böyle olunca Allah-u Teala şu görmüş olduğumuz varlık aleminde her varlığa belli bir kimlik veriyor.
ve onu diğerlerinden ayırt edecek özellikler veriyor. Bu da bütün kainatta tek bir kudretin işlediğini açık bir şekilde göstermekte. İnsan böyle ormana gittiğinde çok farklı ağaçlar görür. Ormanın o genişliği içinde dağılıp kaybolabilir. Ama bütün bu ağaçların hepsine birden orman denildiğini fark ettiğinde bu bir bütünlük arz eder. Onun gibi şu kainat çok geniş bir alem. Kesret diye bu ifade edilir. İnsan bu kesret aleminde etrafa baktığında çok farklı şeyler görür. Bu farklılık içinde kaybolup gidebilir. Ama bu farklılık bir bütüne doğru gitmektedir. Bu farklılık bir bütünün değişik desenleridir ve birbirini tamamlamaktadır. Nasıl ki çocukların oynadığı legolarda farklı farklı şeyler var, birleştirilince güzel bir manzara ortaya çıkıyor. Şu kainata da bir bütün olarak baktığımızda çok güzel bir manzara çıkmakta. İşte mesela çok küçük bir mikroorganizmayı, insan vücudunda bir mikroorganizmayı kabul edelim. İşte milyon defa büyüteceksin ancak görülebilen çok küçük bir canlı insanın vücudunda geziyor. Bu insan vücudu ona bir kainat gibi olur. Ama biz şu anda insanları bir bütün olarak gören bir kimse olarak bu insanın bir bütünlük arz ettiğini, tek ruha sahip olduğunu, her ne kadar trilyonlarca hücresi olsa da tek bir isimle bunun isimlendirildiğini biliriz. Benzeri bir şekilde kainata baktığımızda kainat da büyük bir insandır. İnsan-ı Ekber, büyük bir insan hükmündedir. Bizler belki kainatın sınırlarını görmekte, anlamakta zorlanıyoruz. Ama faraza mümkün olsa, kainatın şöyle uzak bir köşesinden bütün varlık alemine bir bütün olarak bakabilsek, onu adeta büyük bir insan olarak göreceğiz. Ve böylece kesrette boğulmaktan kurtulacağız. Bu kainatın tek bir elden çıktığının farkına varacağız. İşte bir insan La ilahe illallah derken böyle bir tevhidi ifade eder. Ve bu tevhid insanı rahatlatır. Ve buna inanan bir kimse şunu rahatlıkla kendi kalbinde, vicdanında hisseder. Bütün kainatta bir tek zatın tasarrufları var. Ve o zat benim vücudumda da tasarrufta bulunuyor. Benim elimin ulaşmadığı, hatta ilmimin ulaşmadığı, hatta hayalimin ulaşmadığı yerlere onun kudret eli, rahmet eli ulaşıyor. Dilediği şekilde tasvir ediyor, dilediği şekilde eviriyor, çeviriyor ve idare ediyor diyecektir. Ve bunu anlamak insanı gerçekten rahatlatacaktır. Cenab-ı Hak hepimize gerçek tevhidi yakalamayı nasip etsin duasıyla bugünkü programımızı bitiriyorum. Ve hepinize hayırlı günler diliyorum.